Evet arkadaşlar merhaba. Ümit hocayla eşkenar üçgen. Bakalım ne göreceğiz? Şimdi bu bir eşkenar üçgen olduğuna göre burası 60 derece, burası 60 derece, burası da 60 derece. Bunu biliyoruz. 30 60 90 üçgenini daha önceden çalışmıştık. Haberdarız. Zaten bu da başlangıç seviyesi kolay bir soru tarzı var burada. Başlayalım. Bir şeyler öğrenmeye çalışalım. Bakın burası 30 derece, 60 derece, 4. 30 derecenin karşısı şurası 2 olması lazım. Yarısı olacak. Bakıyorum burası 8, 4 daha 12. O zaman buraya 10 kalmış. Burası 30 derece olacak. Burası 10 ise burası 5. Burası 5 ise de buranın kaç olduğunu biliyorum ben. 5 kök 3. 60 derecenin 30 derecenin karşısının kök 3 katı olduğunu söylemiştik daha önceden. Gayet kolay bir soru. Bakalım burada ne görüyorum. Burada şurası 30 derece. Şurası tekrar 60 derece. Burası tekrar 30 derece. Ne biliyordum ben? Burası 30 derece, burası 90, burası 60 derece ise burası x, burası x kök 3, burası da 2x olduğunu biliyordum. 2 kök 3 ise burası 2, burası 2 ise burası da 4. Bakın 4 kök 3, 4 kök 3 ise burası 4, burası 4 ise burası kaçtır? 8'dir. Bunu da biliyordum. Buranın kaç olduğunu görüyorum şimdi. 8, 4 daha burası 12. Burası 12 ise 8, burası 4, 8 oluyor. Evet arkadaşlar, kolay bir soru. Öyle bir ciddiyeti yokmuş çok da fazla. ABC eşkenar denmiş. İç açılarının 60'ar derece olduğunu biliyoruz. Şunları bir yerleştirelim. Şuraya K kadar desek, buraya 2K kadar dememiz lazım. 2K artı 4. Burada neye eşitmiş? K artı 8'e. Bu K'yı bu tarafa attım, 4'ü bu tarafa attım. K eşittir. Kaç oldu? 4 oldu. X dediğimiz yer K kök 3'e eşit. O zaman K kök 3 eşittir 4 kök 3. Gayet rahat bir soru görüyorsunuz. Bakalım şu soruyu algılamaya çalışalım. ABC üçgeni eşkenar üçgen. Buradan X'e yürümemizi istemiş. Soru bizden ne istiyor? Soru sanırım 30-60-90 üçgenini bilmemizi istiyor. Şöyle bir indirelim bakalım. Canım şöyle indirmek istedi. Burası 30 derece, 60 derece, 45 derece, 30 derece. Bunları gördüğün zaman dik indirmen gerekiyor. Bunu 68 milyon kere söyledik. Burası 6, burası 3. Burası 3 ise burası kaç olacak? 3 kök 3 olacak. Şurası kaçmış arkadaşlar? 10. Şuranın da 10 olması lazım. O zaman burası kaç? 7. İstersen şuradan da şöyle gidebilirdin. Şuradan 4, şurası 2. Burası 2 kök 3. Burası 10 ise burası 8. Fark etmiyor. Buradan ne yapmam gerekiyor benim? Soru Pisagor istiyor. 7'nin karesi artı 3 kök 3'ün karesi eşittir x'in karesi. İşlem hatası yapmadan 49, 27, x'in karesi 40, 60, 69, 76. X'in karesi. Bir daha kontrol. 40, 60, 69, 76. X kök 76'ymış. Buradan 2 kök 3'ün karesi 4 kere 3, 12. Bu da 64. Bakıyorum. 60, 70, 76. Evet. Görüyorsunuz. Hiç fark etmiyor. Şuradan da Pisagor yapsan olur. Öbür taraftan da Pisagor yapsan olur. Nereden yaparsan yap. Aynı sonucu buluyorsun. Farklı sonuç buluyorsan zaten yanlış yaptın. O zaman adam gibi bir daha baştan yap. Nerede hata yaptım diye aramak daha kötü oluyor. Baştan yapmak daha iyidir. Bakıyorum şimdi. AE'yi nereye? DC'ye bölmemi istiyorlar. Burada eşkenar kim? ABC eşkenar. Burası 60 derece. Burası da 60 derece. 60 dereceyi gördüm. Şu ikizkenarı görünce dik indiresim geliyor arkadaşlar. Bakın daha önce de söylemiştim. İkizkenar gördüm. Dik indirdim. Çok mutluyum. Şimdi şurası K. Burası 2K. Tamam. Şimdi 2K, şurası X. Bana da bu lazım. Şunu şuna böleceğim. Keşke buraya X deseydim. Neyse. Buraya Y diyelim. Şimdi ikizkenar üçgen gördüm ya. İkizkenar üçgen görünce niye dik indiriyorum ben? Şundan dolayı burasıyla burası eşit o yüzden. İkizkenar üçgen gördüm mü? Dik indirmek geliyor içimden. Dik indiriyorum, mutlu oluyorum. Dik indirdim. Y artı K şurası. Burası da Y artı K. O zaman ne oldu? Şu uzunluk bakın. Y artı 2K oldu. Y artı 2K eşittir. Şu uzunluk ne kadar?
x artı 2k. 2k'lar aynı olduğuna göre o zaman y ile x birbirine eşittir. Bana sorulan şey neydi? X bölü y idi. X bölü y oranının kaç olduğunu gördüm. 1 olduğunu gördüm. Şimdi bir daha bir tekrar edelim yaptıklarımızı. Burada ne görüyorum? İkizkenar üçgen görüyorum. İkizkenar üçgen görünce tutamıyorum kendimi, diki indiriyorum. Bak biraz tutayım dedim, olmadı. Tutamadım, diki indirdim. Dik indirince şuranın 60 derece olduğu görüldü. Burası zaten eşkenardan görülmüştü de burası 60 olunca bu k'ya 2k'yı yazdım. O zaman ne oldu? Şu ikizkenarsa şunlar eşit oldu. Y artı k, y artı k. Bakın 2k artı y bu uzunluk, 2k artı y bu uzunluk. Görüldüğü gibi tırışka bir soruymuş. Aslında çok tırışka da değil ama yani mevzuyu bildiğin zaman çözülüyor. Bu ne? DEC. ABC eşkenar üçgenlerinin iç teğet çemberleri merkezleri arasındaki uzaklık. İç teğet çemberin merkezinin iç açı ortayların kesim noktası olduğunu söylemiştik. Eşkenar üçgende ne nereden geliyor videosunda vardı bu. Bu arkadaş iç teğet çemberin merkezi. Şimdi arkadaşlar bu eşkenar üçgende nereden dikinseniz nereye gelirsiniz? Kenar ortayların kesim noktasına gelirsiniz. Hepsi 30'ar derece olur şunlar. Burası aynı zamanda eşkenar üçgenin nesidir? Simetri merkezidir şurası. Aynı zamanda orası nedir? İç teğet çemberin de merkezidir. Eşkenar üçgen görüyorsunuz böyle cillop gibi bir şey. Her yerden aynı şey çıkıyor. Hiçbir şey değişmiyor. O zaman şuradan şöyle gitsem diki. Burayı 4 kök 3, dur farklı renkli yazayım. Dur. Burayı 4 kök 3, burayı 4 kök 3 alsam. Şurası, şurası kaçtır? 4 kök 3'ün kök 3 katı. 4 kök 3'ün kök 3 katı 12. Yani 4 burası, 8 burası. Buradan da böyle gitsem. Burası 3, burası 3, burası 3 kök 3. Yani burası kök 3, 2 kök 3 burası. Şimdi şurası kaç derece? 30. Burası kaç derece? 30. Şunların arasındaki mesafeyi soruyor bana. 30, 30, 60, 90, 150. O zaman burada şöyle bir şey çıktı. Bak. Şurası 150 derece. Burası 2 kök 3. Şurası 8. Şuraya E diyelim mesela. A, E varmış. K diyelim. Buraya da I diyelim. K, I, C. Şimdi bana neresi lazım? Şu K, I uzunluğu lazım. Bakın şuradaki şu lazım. Pek bir çirkin oldu ama. Bakın şu 30, şu 30, şu 90. 150 derece. Yürü buradan abi. Bak 150 dereceyi görüyorum. Dış açısı kaç derece bunun? 30 derece. Dış açısı 30 derece, 45 derece. Gördün mü? Dayanamam abi. Diki indiririm. Bak patlat diki gitsin. Burası kaç? 4. Burası kaç derece? 60. 4 ise burası 4 kök 3. Yapıştır şuraya bir Pisagor. Şuraya da x diyelim. X'in karesi eşittir. Kahverengi daha güzel. 6 kök 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Evet. X'in karesi eşittir. 36 çarpı 3 artı 16. 90. 3 kere 6 18. 108 artı 16. 124. Doğru yaptık mı? 100, 110, 118, 124. 124, 62. Neyse işte ya. X eşittir. 124'ün karekökü. Yap bunu da kendin sen yap ya. 31 çarpı 4 mü bu? Evet. 2 kök 31. 124 evet doğru. Doğru doğru. Bir sıkıntı yok. Çözüldü. Gitti. ABC eşkenar üçgen. Bakalım lokum gibi bir soru daha. Neymiş? AH ile CD aynıymış. Şimdi eşkenar üçgende tüm yükseklikler aynıdır. Buradan indirdiğin dik demiştik. Bakın simetri merkezi burası aynı zamanda. Buradan indirdiğin dik şununla şu aynı. Buradan da dik indirsen o da aynı olacak zaten. Şimdi şurası orta nokta olmuş ya. Şu orta noktayla şunu şöyle bir birleştirirsem. Bakın burası dik oldu. Görüyorsunuz. Şu yükseklikle şu eşitmiş. Şu da eşit zaten. Ne oldu o zaman? Şuralar eşit oldu. Burası kaç derece? 30 derece. Şöyle yeşille yazalım. Şurası 15, burası da o zaman 15. Bakın 15, 15, 30 olması lazım. Mis gibi oldu. Şurası, burası da zaten 30 dereceydi. 30, 15, şu teta dediğimiz yer 45 derece. Tekrar söylüyorum, bu yükseklikle, bu yükseklik aynıdır. Zaten bununla da bu aynı verilmiş. O zaman bununla bu aynı verildiyse, bununla da bu eşitse, bununla bu aynıdır. Bu 30 derece ise burası 15,
Burası da 15'tir. 30-15. Şu dış kaçtır? 45 derecedir. Görüldüğü gibi kolay bir soru. Bu neymiş? AE ile EB eşitmiş. Tam orta noktada alınmış. O zaman ben ne yaparım? Madem tam orta nokta, bunu birleştirir. Burayı 90 yaparım. Burayı da 90 yaparım. Şu DC'yi 10 almışız. Burası 10'sa 90-30, burası 120. O zaman benim başıma ne geldi? Şurası 120. 4√3 10. Bunu uzat, nereye doğru uzatayım? 60 derece. Ne bileyim ki. Bu tarafa doğru uzatayım. Evet, şurası 60 derece ya. Bu tarafa doğru uzatayım. Böyle dikindireyim. Şimdi 4√3 ise burası 2√3. 2√3 ise √3 katı 6. O zaman şurası komple 8. Ne çirkin bir şey oldu bu ya. BC sorulur mu buradan ya? Ayıptır. Çok çirkin. Eşkenarın keşke yüksekliği sorulsaymış. Şimdi bir daha kontrol ediyoruz. Burası 4√3. 4√3, 2√3, 6. Burası 6, 10. Şurası 8. Doğru mu yapıyoruz? Evet, doğru yapıyoruz. 120. Buradan yürüdük. Buradan dik indirdik. 4√3, 30. Burası 60. Burası 30. Ne yaptık? Devam edelim. 30, 4√3, 2√3. 2√3'ün 3 katı, şurası 6. 6, 10. Şuranın komplesi 8. 8-2√3 burası. BC uzunluğu. Şurası x olsun. Şurası 2x olsun. Burası da x√3 olur. Evet. x√3 eşittir 8-2√3. X eşittir 8√3/√3. Son derece çirkin. İğrenç. Tabii işte soruları yazar kontrol etmezsen böyle oluyor. Görüyoruz. Ama olsun, güzel soru oldu. Yani en azından rakamlar daha düzgün verilebilirdi. Daha güzel bir şey olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Sorunun nasıl çözüleceğini görmüş olduk. Değil mi? Şurası 10. Doğru, kontrol ettik, 10. AE ile EB orta nokta. Orta nokta ise bu diktir. Diktir, burası 30 derecedir. Burası 60 derecedir. Evet. 120 şurası. 120 ise burası 60'tır. Burası 30. Hiç sıkıntı yok. Çözümde bir hata yok. Bir arıza yok. Herhangi bir hata yapılmadı. Sadece sayılar biraz kötü sayılarmış. Evet. Sayıları beğenmedik. Bakalım, AC 20 verilmiş. Burası 20. Şimdi şunun toplamı her zaman şuraya eşittir. Nereden uydurdun hocam bunu? İyi uydururum. Şu. Bakın şunu şöyle, şunlar paralel tabi. Bunu devam ettirin. Bu A, şurası 60, burası da 60. Bu 60 ise şu da 60. Bu 60, bakın bu da 60. Bakın bu 60, bu da 60 paralel çünkü. A oldu bakın. Şu paralel kenar oldu. Bakın bu da A oldu. Bu B ise bu da B oldu. Bakın şu C diyelim ki. Bunu böyle uzatın. Bu da B oldu, bu da B oldu. Şu C ise bu da C oldu. A, B, C, görüyorsunuz. Toplamı bu. 20. Bunun böyle olduğunu görmüş olduk. O zaman 7, 6 topla abi. Topla. 7, 6 artı x eşittir 20. O zaman şu kaç olacak? 7. Haydi güle güle. Bakalım buna. Bakın şimdi bunda da şöyle bir şey var aslında. Bu eşkenar üçgense herhangi bir nokta, burası P noktası. Şunlar, şu x, bu y, bu z ise şuradan indireceğiniz yükseklik x artı y artı z olur bakın. Şuradan indirdiğiniz yükseklik x artı y artı z. Lokum gibi bir şey. Hocam bunu nereden buldun ya diyen olabilir. Hemen söyleyelim. Herhangi bir P noktası. Buradan buraya dikindiniz. Buraya da dikindiniz. Buraya da dikindiniz. X dedik, Y dedik, Z dedik. Bakın şuradan bir paralel çekin şöyle. Şu eşkenar üçgen oldu yine. Şununla şunun toplamı herhangi bir yerden indirilen dikey eşitti. İkizkenar üçgenden bunu zaten hatırlıyoruz değil mi? Bunu biliyoruz. Bu ikizkenar üçgense şuraya indirilen, buraya indirilen diklerin toplamı şuradan indirilene eşittir demiştik. O zaman eşkenar üçgende tüm yükseklikler birbiriyle aynı olduğuna göre. Bakın bu eşkenarsa buradan dikin, buradan dikin, buradan dikin, aynı yerden geçeceksin.
tüm yükseklikler birbiriyle aynı. X ile y'nin toplamı o zaman şuradan indirdiğiniz şu yüksekliğe eşittir. O zaman x artı y, z kadar da burası x artı y artı z. Yani bu soruyu gören bir arkadaş şunu yapabilir aslında. Birkaç çözüm var. Yani şu, şöyle, şöyle, şöyle. Şu 4 kök 3, bu 2 kök 3. Şu arkadaş da 2 değil mi? Şu 60 ise bu da 60 deyip. Ya hocam ne uğraşıyorsun? Şunu şuradan şöyle indir. Burası 30 derece, burası 2 ise burası 1, burası da kök 3. Al hocam işte 4 kök 3, 6 kök 3, 7 kök 3. Bu eşkenar üçgenin yüksekliği 7 kök 3'tür. Burası da 7, 7'dir. Burası da 14, 14'tür diyen olabilir. Doğrudur. Doğru bir çözümdür. Fakat ben bunu görür görmez, bunu buradan böyle uzatıp, bakın burası 60, burası da 60. 4 kök 3, 4. Burası 8. Bakın 8, 2, 10. 2 kök 3. O zaman burası 2, burası 4 diyorum. Burası 8, burası 2, 8 diyorum. Burası 2 diyorum. Bununla bu aynıdır diyorum. Burası da 2 diyorum. Bakın böyle de oluyor. Gördünüz mü? 2 kök 3, 4. 8, 2, 10, 10, 14'müş. Orada da 14 buldum, burada da 14 buldum. Yani şu aklına gelmeyebilir. Tamam mı arkadaş? Bu aklına gelmeyebilir. Önemli değil. Çok da umurunda olmasın. Buradan paralel devam ettir. 30, 60, 90 üçgenleri bulacaksın zaten. Bak tekrar söylüyorum. Bunu uzattım. Şurası 4 kök 3. 4'e 4 kök 3 görüyorsun. Bu da 4'e 8. Bak burası 30 derece, burası 60 derece. İndiriyorsun. 2, burası 4, 2 kök 3. Gördün mü? Hep aynı şey. 1, 2 kök 3 oranına devam. Burası 30, burası 60. X, 2X, X kök 3. Lokum gibi. Geçtik bunu da. Uzatmayalım daha fazla. ABC eşkenar. Burası 60 derece, burası 60 derece, burası da 30 derece. Burası da 60 derece. Şurası da 30 derece. Burası da 30 derece. O zaman bu da 6. 6, 6, burası 6 kök 3. Ne oldu? Yazamadık. Yazdık. 6 kök 3. Sonra ne oldu? Burası kök 3 ise... Şununla yazayım. Şurası 1, burası 2 oldu. 2 artı 6 kök 3. Eşkenar üçgenin kenarı bir değişik çıktı. Görüyorsunuz değil mi? 1 artı x, 1 artı x, 6 kök 3 artı 2. X kaç o zaman? 6 kök 3 artı 1. Bir daha kontrol edelim. Burası 6, burası 6. Geldi zaten kendisi. 30, 30. 60, 30, 90 yapıyor. 60, 30, 30, 30. Evet. 6, 6, 6 kök 3. 2 geldi. Kök 3 ise 1. 1 kök 3, 2 üçgeni. 6 kök 3 artı 2, 1 artı x. Tamam. Sıkıntı yok. Aynen devam. 12. soru. Burası 45 derece. 45 dereceyi gördüğüm zaman buradan yok. İndireyim, indirmeyeyim, indireyim, indirmeyeyim, indireyim, indireyim, indirdim. 45 dereceyi gördüm, indirdim. Burası 60, burası 30. 4 kök 3 ise burası 2 kök 3. Bakın şurası 2 kök 3. 2 kök 3 ise 2 kök 3'ün kök 3 katı kaç etti? 6. Şurası 6. Burası da 45 derece yaptı. Burası da kaç yaptı? 6. 6 artı 2 kök 3. 6 artı 2 kök 3 eşittir 4 kök 3 artı x. At bunu buraya. X eşittir 6 eksi 2 kök 3. Buna da güle güle. Güzel soru. Kolay da. ABC eşkenar. D noktasının. D'nin. AB'ye göre simetriği. Yansıması diyorlar. Simetrik diyorlar. Buraya göre simetriği. Şimdi 2. Şurada 30. Yok burası 60. Şurası 30. 2 ise 1. Kök 3. 6, 1, 5, 25, 3, 28, 2 kök 7. Bu 2 kök 7 ise katladım. Bu da 2 kök 7. Bakın bunun katlanmışı bu. Bunun buraya katlanmışı da bu. Şu üçgenin katlanmışı şu. Bu üçgenin katlanmışı bakın. Şunun burası etrafında katlanmışı bu. Şu da aynı olacak. Bu da 2 kök 7. Şu alfa, şu alfa, şu teta, şu teta. Alfa artı tetanın 60 olduğunu biliyorum. 2 alfa, 2 teta, 120. O zaman ne ile karşılaştım? Neyi soruyorsun? Simetrikler arası uzaklık. Şurayı soruyorsun.
Tamam o zaman 120, 2 kök 7, 2 kök 7, 2 kök 7'nin kök 3 katı 120 derece üçgeninde. Daha önceki videolarda vardı. Burası 120, burası x, burası x ise burası x kök 3'tür demiştik. O zaman 2 kök 7'nin kök 3 katı 2 kök 21. Buna da güle güle dedik. ABC eşkenar. Burası A kadar, burası da A kadar. Şurası B kadar. A artı B kadar, A artı B kadar. Alfa açısı, o zaman burada benzerlik, eşlik bir şey lazım. Keşke bu soru burada olmasa mıydı acaba? Burası B, burası B, burası da A. Neyse artık. Olan oldu. Ben buradan B kadar aldım ve şurayı oluşturdum. Şurası 60, burası 60, burası 60. Burası 120, burası da 120. Bakın arkadaşlar, AB 120, AB 120. Görüyorsunuz. Şurası 42 ise, şurası 42 ise, AB 120, 42 ise, AB 120. Burası kaç derecedir? 42. Alfa artı 42, 60 derecedir. Alfa kaç derecedir? 18 derecedir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. İyi günler.